Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sübuti sıfatları var. Hayat sıfatı bir sübuti sıfattır. İlim sıfatı bir sübuti sıfattır. İrade sıfatı bir sübuti sıfattır. Kudret sıfatı bir sübuti sıfattır. Semi basar işitme görme sıfatı bir sübuti sıfattır. Kelam konuşma sıfatı bir sübuti sıfattır. Tekvin yaratma, oldurma, oluşturma sıfatı bir sübuti sıfattır. Bu sıfatlarla Allah varlıklarda tecelli edebilir. Tecelli ederse insanlar canlı olur, melekler canlı olur, cinler canlı olur, ağaçlar canlı olur. Yani canlılık Allah'tan gelen bir sıfattır. Şuursuz, cansız varlıkların içerisinden hayat çıkmaz. Hayat sıfatından hayat, hayat sahibinden hayat çıkar. İlim aynı şekilde ondandır. Bu alemin kendisinden değildir. Bu alem Allah'ın bilgisinin, ilminin tecessüm etmiş şeklidir. Levh-i mahfuzda planlamış olan varlıkların bu alemde tecessüm etmiş halidir. Aynen bir inşaat yapılmadan önce plan, proje yapılır, maketler yapılır, ilim orada tecelli eder, sonra o ilim bu alemde inşa edilir. Cenab-ı Hak da kendi zati ilmini levh-i mahfuzda önce tecessüm ettiriyor, sonra da alıyor oradan kainat olarak onu inşa ediyor tüm varlıkları. Bizim hani bugünkü inşaat teknolojisinde 1/5000'lik plan, 1/25000'lik plan, 1/100000'lik plan diyoruz. Ve bir inşaatta tuğlanın tek tek konulması, konulacağı yere varıncaya kadar gösteriyorsunuz. Öyle de aynen Cenab-ı Hak senin vücudunda hangi yerde, hangi DNA molekülünün, hangi RNA molekülünün konacağına varıncaya kadar onların hepsi levh-i mahfuzda, kaderi planda hepsi var, mevcut. Onun için biz bu alemdeki varlıkların hepsine, görünen varlıkların hepsine Allah'ın bu sübuti sıfatlarının tecellileri veya Allah'ın Esma-i Hüsna'sının tecellileri diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bize kendisinin söylediği, tanıttığı kitabında var, isimler var. Belki söylemedikleri de var. Bizim bilemediklerimiz de var diyoruz. Onun için biz sadece Allah'ın kendisini bize tanıttığı, bildirdiği isimleriyle görüyoruz. Hatta şunu da diyebiliriz ki bu alemde bizim fizik olarak, kimya olarak, biyoloji olarak, astrofizik olarak, jeoloji olarak, iktisat, ekonomi, maliye, hukuk olarak, efendim bilgisayar teknolojisi olarak, genetik olarak, moleküler biyoloji olarak gördüğümüz her şey Allah'ın ilim sıfatının yansımasıdır. İlim sıfatı ve biz bu sayede ilimler meydana geliyor. Onun ilim sıfatının tezahürüyle. Meleklere Adem'i yaratıyor Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i. Hatta melekler diyor ki yani kan dökecek birini mi yaratacaksın? Evet. Cenab-ı Hak diyor ki kale inni a'lem ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Kale enbi'uni biha ulay. Sonra diyor ki haber ver şimdi bunları Hazreti Adem'e, meleklere. Anlatınca melekler bakıyorlar ki bilmedikleri şeyler var. Evet, diyorlar ki Sübhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Allah'ım seni tesbih ve takdis ederiz. Biz biliyoruz zannediyorduk. Bütün bilgiler sendendir. Sen bildirirsen biliriz, bilmezsen biz bilmeyiz. Öyleyse bir insanın benim ilmim, benim iradem deyip böbürlenmesi, gururlanması yanlış, tehlikeli bir şey bu. Yani insan her şeyin Allah'tan olduğunu, kendisinin zati bir özelliğinin, varlığının söz konusu olmadığını, neye sahipse maddi, manevi, hepsi Allah'ın hediyesi, vehbi bir hibesi olduğunu fark etmesi lazım insanın bu noktada. Evet, onun için genel anlamı itibariyle Allah'ın subuti sıfatlarını saydık ve değerlendirdik. Ancak biz burada Allah'ın varlığını delil olması itibariyle, nasıl varoluş delili, hudüs delili diye kelam ilminde zati sıfatlara ait bir paragraf açıp bir konu anlatmışsak, şimdi yine Allah'ın varlığına ait delillerden olarak irade delili adı altında, hayat delili adı altında, hidayet delili adı altında, temizlik delili adı altında, hikmet delili adı altında ve rahmet delili ismiyle bazı konuları sırasıyla inşallah. Evet, inşallah değerlendirmeye çalışacağız. Ve bunların her birisi Cenab-ı Hakk'ın bu isimlerinin bu alemdeki tecellilerini ifade edecek.